Bugün vakanın kendisi ben oldum. Yani aslında hepimizin hayatı birer vaka ve yalnızca sıramızın gelmesini bekliyoruz. Nasıl anladık, nasıl belirti verdi onu anlatmak istiyorum. O gece biz orada sabahladık. Çünkü anla bir şeyler yapıldı ve biz zaten artık korkmaya başladık. Bir şeyler olduğunun farkına vardık. Türü ve yaşam süresi olarak neler öğrendik? Herkese merhaba. Bir ay sonra tekrar karşınızdayım. Bu tarz bir videoyu ilk ve son kez çekiyor olacağım. Bu video yorumlara kapalı olacak çünkü hem benim için hem aranızdan bazı kişiler için hassas bir konu. Biliyorsunuz ya da fark etmişsinizdir ki burada özel hayatımla ilgili çok fazla bilgiye yer vermiyorum. Çünkü burada belirlediğim bir konsept var ve insanların bu YouTube'a 5 dakika, 10 dakika girip izlemek istediği şey bu diye düşünüyorum. Ve bu 5-10 dakikalık videolarda insanların belki de moral bulmak için girdiği bu 2-3 dakikada kimsenin moralini bozmaya hakkı olmadığını düşünüyorum. Bu bir açıklama videosu değil. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu 15-20 dakikalık videolar içerisinde ben size duygularımı ne kadar gösterirsem o kadar görebilirsiniz. Ya da hayatımın ne kadarını paylaşırsam, karşınızdaki kişinin sizin ne kadar görmesini isterse o kadarını görebilirsiniz. O yüzden bu kameranın arkasında neler yaşandığını hiç kimse bilemez. Dediğim gibi hassas bir konu olduğu için ve mutlaka saçma sapan yorumlar da geleceği için ben bu videoyu yorumlara kapatmayı düşünüyorum ama Instagram adresimi buraya bırakacağım. Herhangi bir merak ettiğiniz, danışmak istediğiniz ya da yanımda olmak için bile yazmak istediğiniz bir konu olursa buradan bana ulaşabilirsiniz. Bu videoyu çekip çekmeme konusunda aslında çok kararsızdım. Çünkü çok yeni ve acılarımın tazelenmesinden çok fazla korktum. Ve bununla yüzleşmek de açıkçası biraz beni korkutuyordu. Bunun için uzun bir süre düşündükten sonra Instagram'da size bir anket açtım. Hani ister misiniz bu konuyla ilgili bilgilendirme yoksa hiçbir şey olmamış gibi yoluma devam edeyim diye. %75 kadarı yani çoğunuz bilmek istediğinizi ve çevrenizde bu tarz şeylerin çok fazla olduğunu söylediniz. O yüzden bu videoyu kendimi hazır hissettiğimde çekmek istedim. Artık çok fazla uzatmadan bir an önce başlamak istiyorum çünkü çok fazla değineceğim yer var. Böyle 3 sayfalık bir not yazdım. Çünkü gereksiz yere bilgi vermek, gereksiz yere konuşmak istemiyorum. İnsanların hayatlarına dokunan ve birçok vakayla karşılaşan bir hemşireyim ben. Yeri geldiğinde hastalarımın acılarını paylaştım ve onlarda kendi yaşamımdan bir şeyler buldum. Sevinçlerini, hüzünlerini paylaştığım çoğu şey oldu. Bir gün vakanın kendisi ben oldum. Yani aslında hepimizin hayatı birer vaka ve yalnızca sıramızın gelmesini bekliyoruz. Eşmek için bizden çare bekleyen insanlara çare bulmaya çalışan ben, elim kolum bağlı, yalnızca başka sağlıkçılara güvenerek ve çaresizce bekleyerek çok uzun bir süre geçirdim. Evet, 2017 Mart ayında annemin akciğer kanseri olduğunu öğrendik ve zorlu çabamız başladı. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki bu hastalığın çok fazla türü ve çok fazla çeşidi var. Ve her bünye buna farklı tepkiler gösterebilir. Herkesin bünyesi, yaşam tarzı, beslenmesi, bağışıklığı her şey farklı olduğu için buna herkesin vücudu farklı şekilde tepki gösterebilir. Bunlar bu anlatacaklarım bizim yaşadıklarımız ve bizim başımıza gelenler. Mutlaka ortak bulacağınız bir şeyler olabilir ama çevrenizde varsa, çevrenizde böyle bir hastalığa yakalanan birisi varsa kesinlikle kıyaslamamanız gerekiyor. Dediğim gibi çok derine inmeden bizim yaşadıklarımızı biraz da bilimsel olarak anlatarak çok fazla duygu yüklemesi yapmadan anlatmaya çalışacağım. Nasıl anladık, nasıl belirti verdi onu anlatmak istiyorum. Haftadır geçmek bilmeyen bir kulunç ağrısı vardı tam sırtının bu kısmında annemin. Ağrı kesiciyle masajlarla asla dinmeyen ve ara ara gelip yok oluyordu. Yani bir gün ağrıyor, bir gün geçiyor gibi düşünün. Ve en sonunda hani bu ağrılar dayanılmayacak seviyeye geldiğinde hafta sonuydu ve aşırı bir ağrısı olduğunu annemin. En azından acile gidelim de bir iğne yaparlar. Hafta içi de işte doktora gideriz. Büyük ihtimalle üşüttü falan diye düşündük. Ve biz o gün acile gittik.
Acil'de de işte yeni başladığı belli olan bir doktor vardı. Yani gerçekten aşırı ilgili ve normalde biz bir enjeksiyon yapıp gönderir diye düşünürken önce röntgene yolladı annemi, ondan sonra kanlarını aldı. BT, bilgisayarlı tomografi, yani ilaçlı makine var biliyorsunuzdur. Ona soktu ve o gece biz orada sabahladık. Çünkü anlı bir şeyler yapıldı ve biz zaten artık korkmaya başladık. Bir şeyler olduğunun farkına vardık. Ve daha sonra doktorumuz işte uzun bir süreden sonra akciğerde bir lekeden şüphelendiğini söyledi ama yani o zaman ben daha mesleğe atanmamıştım ve lekelenme, yani kanser insan aklına asla gelmiyor. Leke ne olabilir? İşte ne bileyim belki akciğer enfeksiyonu, o tarz bir şey. Yani tabii ki doktorun konuşması bunu söylerken yüzündeki ifade bizi üzüyordu ama insan asla böyle bir şey yaşayacağını düşünmüyor. Dediğim gibi vakanın kendisi olmak çok farklı. Hafta içini beklemek zorunda kaldık. Bir an önce çünkü gitmeniz gerekiyor diye söylediler. Gittik ve doktorumuz akciğer kanseri teşhisini koydu. Bir kitle gözüküyor ama bu iyi huylu mu, kötü huylu mu, işte yayılma var mı, hangi evrede, bunların öğrenilmesi için bronkoskopi yapılması gerektiğini söyledi. Ve bunun için biz İzmir'e gittik. Bronkoskopide burnunuzdan ciğerinize bir hortum salıyorlar ve buradan parça alıyorlar. Bu parçada işte bu kanserin şeyle ilgili, türüyle ilgili iyi huylu mu, kötü huylu mu ne olduğu ortaya çıkıyor. İşte İzmir'e gidip gelmeler vesaire sonucunda sonuç çıktı. Tanı konuldu ve bir an önce tedaviye başlanması gerektiğini söylediler. Çok fazla şey bilmediğimiz için bu hastalığı kabullenene kadar gerçekten çok zorlandık. Öncelikle tabii ki moral bozukluğu, ağlamalar, ağlama krizleri bunları yaşadık ama sonunda hep iyileşeceğine inanaraktan annemin de moralini yerine getirerek bu şekilde devam ettik. Annem gerçekten hayat dolu ve çok inançlı bir kadındı. O yüzden hep güçlü durmayı başardı ve bu hastalığı hep yeneceğine inandı. Türü ve yaşam süresi olarak neler öğrendik? Biz öğrendiğimizde çok geç olduğunu düşündük. Çünkü anneme 4. evre adenokarsinom akciğer kanseri tanısı kondu. Biz öğrendiğimizde çok geç olduğunu düşündük ve birkaç ay içinde vefat edebileceğini düşünerekten yaklaştık. Ama doktorumuz bizi bilgilendirdi ve artık bu evreleme işleminin farklı olduğunu söyledi. Yani kemik ya da beyin metastazında zaten direkt 4. evre olarak gözüktüğünü söyledi ve bütün vücuda yayılmadığını, o zaman için sadece dalağında, akciğerinde ve akciğerin hemen arkasındaki kemiğe sıçradığı için direkt 4. evre olarak gözüktüğünü söyledi. Beyninde ve vücudun tamamını sarma gibi bir durum söz konusu değildi. Biraz bu bizi umutlandırmıştı açıkçası. Eğer hiçbir organa yayılmadıysa bu 1. evre, ki bunda ameliyatla ve kemoterapiler vesaireyle hastanın iyileşme şansı çok yüksek. 2. evre yalnızca işte bir organa sıçradıysa, 3. de lenf nodüllerine sıçraması ve 4. evrede beyin ya da kemiklerle işte ya da vücudun sarması olayı oluyor. Böyle bir durumda internete asla bakmamak gerekiyor aslında ve doktorunuzu biraz dinlemeniz gerekiyor. Çünkü ben burada hata yaptım ve zaten bu işin içindeyim. Çok şey biliyorum ve araştırmak istediğimde çok fazla şey oldum. Ve tabii ki annem de kendisi de merak ettiği için çok fazla araştırdı. Ve internette okuduğumuz şeyler gerçekten çok fazla moral bozucuydu. Orada yazan zamanlar, sayılar, işte yaşam sürelerini geçirdikçe öğrendiğimiz şeyler oldu. Bu her insanın psikolojisiyle, beslenmesiyle, bağışıklığıyla alakalı ve bununla birlikte hastada farklı etkiler oluşturabiliyor. Akciğer kanserlerinin başında %90 oranla tabii ki sigara geliyor. Annemdeki türü adenokarsinom sigarayla en az ilişkili olan türdü. Bunun için egzoz dumanı, kötü hava soluması, yani bir yemeği ikinci kere ısıtmak bile neden olmuş olabilir diye söylemişti doktorumuz. Farklı iki türü var. Büyük hücreli ve küçük hücreli olmak üzere. Videoda çok fazla uzun olmaması için çok fazla ayrıntıya girmiyorum ve tabii ki size daha uzmanlardan bilgi almanızı öneriyorum. Zaten yazarsanız internette de çok fazla bu konuyla ilgili bilgi var. Kısacası küçük hücreli akciğer kanseri çok hızlı yayılma gösteren, büyük hücreliye göre ve genelde fark edildiğinde son evre olan bir tür.
Büyük hücrenin de kendi içinde türleri var dediğim gibi. Annemdeki türüden bahsetmiştim. Adenokarsinom bir sigarayla en az ilişkili olan türü ve büyük hücrelerde son evrelerde sağ kalım oranları daha yüksek ve fark edildiğinde iyileşme şansı eğer düşük evrelerdeyse çok çok daha iyi oluyor. Ve bize büyük hücreli olması biraz açıkçası hayata bağlamıştı diye söyleyebilirim. Dördüncü evre olduğu için bu aşamada metastaz yani yayılma olduğu durumunda ameliyat elbette yapılamıyor. Çünkü sıçrayan yerlerde olduğu için bu yapılacak tedavimizin kemoterapi ardından işte radyoterapi, ışın tedavisi olduğu söylendi. Bu kemoterapinin yan etkisi herkeste aynı olmamakla birlikte işte kokuya tahammül edememe, mide bulantıları, kaslarda hissizleşme yani vesaire vesaire birçok etkisi var. Annemde çok fazla bulantı ve kusma oldu ve çok halsizdi. Yani aldığı ilaçlar kan değerlerini düşürdüğü için çok fazla halsiz kalıyordu. Ama biz bunun için çok fazla evde kendi yöntemlerimizle tedavi deniyoruz. Yani sakatat çok fazla yedirdik. Karadut pekmezi, üzüm pekmezi, işte bir tatlı kaşığı olmak üzere doktorumuza da danışarak tabii ki bunları yedirdik. Dalak mesela çok fazla kan yapan bir sakatat. Onu genellikle yediriyorduk. Ve ben üniversiteye kadar yani annem gerçekten bizi prensesler gibi büyüttüğü için hiçbir şekilde mutfağa girmeyen ben artık çok fazla şey öğrendim. Yani ne temizlik yapmayı, ne yemek yapmayı, hiçbir şeyi bilmeyen ben bu hastalığında annemin çok fazla şey öğrendim ve tabii ki bütün aile hep birlikte annem için çabalamaya başladık. Temizlik ama üstü kapalı bir temizlik değil. Ben hiç elime yani bez alıp ya yaptığım en fazla şey toz almak, belki süpürge açmaktı. Ama şimdi annemin ilaç aldıktan sonra ciğerlerinin bebek gibi olduğunu öğrendikten sonra yani temizliğin çok fazla önemli olduğu bu noktada gerçekten çok fazla iş düşüyordu. Her ilaç almaya gittiğimde yani sıklıkla bir günde iki günde bir nevresimlerini değiştirdik. Evde hiç işte toz olmamasına dikkat ettik. Akciğer olduğu için yani biraz daha fazla etkilenebileceğini düşünerek de. Yemekleri de genellikle işte dengelemeye çalışıyorduk. Hem sebze hem et olacak şekilde. Bazen balık. Yani zaten kemoterapi alırken yememesi gereken bazı şeyler var. Bunlara dikkat ediyorduk ve şekeri kesinlikle hayatından annem tamamen çıkardı. Zaten çok fazla şeker tüketen birisi değildi ve şekerle beslendiği için kanser hücreleri o yüzden pek fazla işte tüketmiyordu. Yani çok canı çekerse bir tatlı kaşığı bal gibi tüketiyordu. Yani aslında gerçekten annem çok fazla çaba gösterdi. Sigara içiyor muydu diye sorarsanız evet sigara içiyordu ve günde bir paket gibi içiyordu ama öğrendiği günden itibaren sigarayı da tamamen bırakmıştı. Son ana kadar annemde iştahsızlık sorunu hiç yaşamadık neredeyse diyebilirim. Normalde bu hastalarda gerçekten iştahsızlık öncelikle ve kilo kaybı kendisini gösteriyor. Kemik sularını kaynatarak içirmek, işte söylediğim gibi sakatatlar, yani iştah açmak için canı ne istiyorsa biraz daha ona yönelme gibi bunları yaparak iştahsızlığını ve hatta annemin ilk senede özellikle kilo alması çok fazla oldu. Onun dışında hep normal kilosunda seyretmişti. O dönemde okuldan yeni mezun olmuştum ve o bir senelik arada yani işte tam bir sene kadar olmasa da o sürede öğrendiğimizde ben evdeydim ve KPSS'ye hazırlanıyordum. Dershaneye giderek annemle birlikte yürüyüşlerimizi yaptık ve bu dönem gerçekten yani çok büyük bir şanstı. Hem annem için hem benim için çünkü onun yanında kalıp ona yeteri kadar bakabiliyordum. Babam çalıştığı için, kardeşim de üniversitede olduğu için çok büyük bir yük aslında benim üzerimdeydi ve o yüzden ben anneme sonuna kadar çok 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 iyi baktığımı düşünüyorum. Çok fazla şey yaşadık yani bu saç dökülmeleri, o günün yaşanmışlıkları şu an gerçekten çok fazla hatırlamak istemiyorum ve o yüzden bu yaşadığımız derin üzücü ayrıntıları biraz atlamak istiyorum izin verirseniz. Bazı şeylerin insanlara özel kalmalı diye düşünüyorum. Yani evet bu yaşanan şey gerçekten beni çok çok fazla gerektiğinden fazla olgunlaştırdı. Çünkü hasta için çok zor elbette yani onun içinde yaşadığın şeyleri kimse bilemez ama bizim yaşadıklarımız, yaşadığımız çaresizlik ve elimden bir şey gelmemesi durumu bu gerçekten
çok fazla acı verici bir şey. İlk yıl işte gerektiği kadar kemoterapi ve radyoterapi sonrasında %75 bir gerilemeyle çok iyi sonuçlar vermeye başladı. Bu bizi tabii ki de hayata tutundurdu. Annem için çok güzel bir moral oldu ve annem artık çok daha iyi. Yani yavaş yavaş böyle işte işlerini yapmaya başladı. Halsizlikten dolayı çok fazla yapamadığı için biz de çok fazla zorlamadık açıkçası. Daha çok böyle kendisine birazcık daha vakit ayırmasını istedim. İşte örgü yapmasını, en azından kafasını dağıtır diye düşünerekten yürüyüş yapmasını, bunlara yönlendirmeye çalıştım biraz da. İşte artık böyle o zamanlar TVBu vardı. TVBu'dan eski seyrettiği dizileri, sevdiği dizileri tekrar seyretmesini, biraz kafasını dağıtmasını istedim açıkçası. Çünkü neler düşünüyor, neler yaşıyor onları bilemeyiz ve herhangi bir moral bozukluğunun bu hastalığında gerçekten moral çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tamamen bitmese de epey gerilemişti ve dalağındaki tamamen bitmişti. Şu an için sadece akciğerinde kalmıştı ve de bir süre, işte bir seneye yakın kadar ara verildi ve annem ayda bir kontrollerine gidiyordu. Aradan biraz zaman geçtikten sonra annemde bir böbrek ağrısı başladı. Yani sızlama şeklinde. Önce biz taş gibi falan düşündük ama idrarda ufak bir kan gelmesi olayını gördükten sonra zaten direkt doktora gittik ve hemen anneme PET çekildi. Tekrardan bu hastalığın nüksettiğini, işte yeniden bir metastaz olduğunu, yayılma olduğunu söylediler ve tekrar tedavilere başlandı. Yani o günden sonra da zaten işte bu anlattığım süreç zaten 1,5 yılı gibi kapsıyor ve o günden sonra da sürekli kemoterapi almaya devam ettim. Hep bir gerilemeler oldu ama bir ilaç var. Mesela denedikleri farklı ilaçlar var. Bu ilaç bittikten sonra vücut buna bağışıklık geliştirdi ve tekrardan devam etti. Önce azalıyor, daha sonra tekrar arttı. Bir azalma, bir artma işte şeklinde. Yani bir üzgün, bir moral bozukluğu, bir gülme. Yani farklı duygular içerisinde bu şekilde bir buçuk yıl daha geçirdik. 2,5 yıl boyunca annem gerçekten hastalığını çok kaliteli geçirdi. Gezmesine devam etti, yemesine, içmesine dediğim gibi devam etti. Morali hep çok iyiydi. Nefes darlığı sorunu asla yaşamadı akciğer kanseri olmasına rağmen. Balgam yaşıyordu, affedersiniz, arada sırada. Ama onun dışında bir nefes darlığı sorunu hiçbir zaman yaşamadı. Son sene artık bu son aylarda diye söyleyeyim. Annem genç, 49 yaşına daha yeni girecekti ve vücudundaki hücreler kendilerini hala yenilemeye devam ettiği için ve tabii ki kanser hücreleri de kendini yeniliyordu. O yüzden bu aslında biraz avantaj gibi olsa da dezavantaj da oldu. Daha sonra bu aralıksız ilaç almaları anneme gerçekten çok fazla bitkin düşürdü. Kan değerleri düşmeye başladı ve artık yavaş yavaş böyle bitkinleşmeye, tabii bununla birlikte psikolojisi daha kötü olmaya başladı. Nefes darlıkları eklendikçe geceleri çok fazla uyuyamıyordu. Kemik ağrıları biraz başlamıştı. Yani artık son aylarda biraz kendisine gösterdiği gibi diyebilirim. Daha sonra geçmek bilmeyen işte öksürükler ve balgamlar sonrasında hastaneye götürdük ve hastanede en azından belki o dönemde de zaten artık bu biliyorsunuz ki işte gündemimizde olan COVID'in olduğu zamandı ve ben açıkçası annemi çok fazla hastaneye gitmesini istemiyordum. Çünkü gerçekten çok kronik bir hastalığı olması, biliyorsunuz ki bu hastalık açısından çok büyük bir risk taşıyor. Onun için pek fazla iyi olmayacağını düşünüyordum ama mecbur kaldığımızdan götürdük ve 2 hafta kadar hastanede yattı. Daha sonra çok fazla bir iyileşme olmadan annemi taburcu ettiler. Akciğerinde hani enfeksiyon çok fazla temizlenmiyor. Yani artık bu bizim aşabileceğimiz düzeyde bir şey. Bunu kendi onkoloji doktoru ilgilenecek. Büyük ihtimalle hastalığı çok fazla ilerlemiş ve kendinize hazırlayın. Yani artık son günleri gibi konuşmaya başlamıştı doktorlar. Yani aslında o dönemden itibaren pek fazla ümit vermediler bize. Ondan sonra 2-3 gün kadar annem evde kaldı ve bir oksijen makinesi almıştık eve. Çünkü oksijen değeri yani 98-99 çıkarken bizlerde 90'ın altına düşmemesi gerekirken annemin makineyi çıkarttığı anda 80'lere düşüyordu. O yüzden hiç çıkarmadan, yani yatarken bile onunla devam ediyordu ve daha sonra lavaboya bile gidip gelmekle fenalaşarak, yani kötüleştiğinde artık en son ambulans çağırıp hastaneye kaldırıldı ve bir hafta kadar yoğun bakımda yattı.
Daha sonra da zaten çok fazla dayanamadı ve hayatını kaybetti. Size son videomda söylemiştim, hatırlıyor musunuz? Nasıl güçlü kalıyorum videosunda. Benim de yaşadığım bazı şeyler var, işte hepsi kamera arkasına yansıtılmıyor diye. Yani biz son ana kadar inancımızı hiç kaybetmedik. Hep güçlü durmaya çalıştık çünkü hep inandık. Yani insan sonucunu bilse bile gerçekten en yakının olduğu için. Ya ben bu işin içindeyim ve bu tarz vakaları çok fazla gördüm gerçekten. Ve yani çok farklı. Kendiniz de yaşayınca, yani o yoğun bakımdayken artık doktor hazır olun, bekleyin derken bile içimizde bir umut vardı. Yani işte Allah'tan ümit kesilmez diye düşünerek hep böyle bir umutla yaşadık gerçekten. Yani siz aslında bunları izlerken, kişi işte ekran karşısında birilerini izlerken, yani aslında ben kendim motive olmaya çalışırken, annem için güçlü durmaya çalıştığımı, işte her hastaneden gelişimde aşırı bir şekilde temizlik yaparak ya taşıyıcı olursam korkusuyla, yani Allah korusun, eğer böyle bir hastalık gerçekten bulaşmış olsaydı ben hiçbir şekilde kendimi affedemezdim. Çünkü başka bir yere geçmek istedim aslında. Yani şöyle ki, çoğu arkadaşım, size söylemiştim bunu yine önceki videoda, ailesiyle evlerini ayırdı ve hani tek başına biraz taşıyıcı olmaktan korktuğu için yaşamaya başladılar. Ve ben de aynı şekilde yapmak istedim aslında ama eğer ben gidersem de tertemiz bir ortamda kalamaz ve istediğini yiyip içemez de. O yüzden açıkçası ben gitmeyip biraz daha dikkat etmeyi tercih ettim. Gelir gelmez zaten direkt kıyafetlerimi makinede 90 derecede yıkayıp kendim anında banyoya giriyordum. Ve daha sonra her yeri sirkeli, çamaşır sulu işte sularla temizliyorduk. Ve çok şükür anneme çok fazla test yapıldı bu süreçte. Hastanede kaldığı sürede yine de Covid şüphesiyle. Çünkü buzlayacağım görüntüsü zaten akciğer kanseri olduğu için bariz bir şekilde var. Çok fazla test yapıldı ama dediğim gibi bununla ilgili herhangi bir... hiçbir şekilde bir bulguya rastlanmadı. Testte de pozitiflik göstermedi. O yüzden içim çok rahattı. Yani çünkü elimden geleni yaptım bu konuda. Demem o ki, annem bu hastalığa 4. evrede yakalanmış birisi olarak moral, yeme içme, bağışıklık sistemini güçlü tutma. Bu arada bağışıklık deyince aklıma geldi. Biz anneme bir kefir mayası bulup çok fazla kefir içirdik. Bağışıklık sistemi için bu çok iyi. Eğer çevrenizde varsa, ki umarım kimsenin başında böyle bir dert yoktur, kefiri kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu bağışıklık sistemi için gerçekten çok güzel. Biz kendimiz de aynı şekilde içmeye devam ediyoruz. Son 3 yılının 2,5 yılını 4. evrede olmasına rağmen çok kaliteli geçirdi. 3 yıl kadar savaştı ve son ana kadar hiç kimseye ihtiyaç duymadan kendi ihtiyaçlarını kendisi karşılayabildi. O yüzden bu hastalığın en büyük çaresi aslında mutluluk. Gerçekten bu mutluluk hormonu bu hastalığı çok fazla etkiliyor. Çünkü annem çok inançlı ve çok güçlüydü. Yani bu hastalığı yeneceğine çok fazla inanıyordu. Ben gripim, bu bir grip ve ben bunu atlatacağım diye hep düşünerekten devam etmişti. Umudunuzu hiç kaybetmeyin ve şu an annenizin yanındaysanız bir kere de benim için sarılın ona. Hayat gerçekten çok kısa ve biz bu hastalığı bilerek bununla yaşadık 3 yıl boyunca. Annemizle vedalaşabilmemiz için bir vakit vardı ve biz bu vakti en güzel şekilde değerlendirmeye çalıştık. Onu hep mutlu etmeye çalıştık ve o da mutluydu diye düşünüyorum. Her zaman tabii ki sorulsa hiçbir zaman, her zaman bize erken gelecekti. Çünkü düğünümü görmesini, ondan sonra çocuğumu görmesini, kardeşimin düğünü görmesini, bu şekilde bu döngü böyle sürüp gidecekti. O yüzden hiçbir zaman vakit bize yeterli gelmeyecekti. Ama bu bize verilen bir vakit, 3 yıl kadar bir vakit. Bu işte annemle çok kaliteli gerçekten zamanlar geçirmemizi ve içimizde hiçbir pişmanlığımız kalmadan son ana kadar birbirimize çok kenetli bir şekilde devam etmemizi sağladım. Nişanlıma ve ailesini gerçekten çok sevdiği için bu konuda da şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü onu tanıdı ve çeyizlerimin hepsini annemle birlikte aldık. Yani evimi aslında birlikte döşedik diyebilirim. Bu devamı olmayacak bir video. Yani bununla ilgili başka hiçbir şekilde video çekmeyeceğim ve bununla ilgili hiçbir şekilde başka bir açıklama yapmayacağım. Bu sadece size anlatmak istediklerimi çok fazla derine girmeden, kendimi yaralamamaya çalışarak, yani acılarımı tekrar tazelememeye çalışarak, ki
Bu videoyu kaç dakikada çektim bilmiyorum gerçekten. Biraz zor oldu. Anlatmaya çalıştığım bir video oldu. Burada lütfen, eğer farklı videolarda da bununla ilgili yorumlar gelecektir diye düşünüyorum. Lütfen bu konuda çok hassas davranın. Çünkü bu gerçekten çok hassas bir konu. Yani kaldırabileceğim düzeyde değil. O yüzden lütfen yorumlarımıza dikkat edersek çok sevinirim. Bu yaşta büyümem, olgunlaşmam, birçok şeyi öğrenmem gerekiyormuş ve bu gerçekten bana çok fazla şey kattı. Ben de bundan sonrası için annemin istediği gibi birisi olarak, onun izinden giderek iyi bir eş gerekirse, Allah nasip ederse iyi bir eş, iyi bir anne, babama iyi bir kız çocuğu ve kardeşim için de çok iyi bir abla olarak devam edeceğim ve bu her zaman annemi mutlu ettiğini bileceğim ve bu da beni mutlu edecek. Bununla teselli bulacağım. Ve son olarak söylemek istediğim şey, çok fazla yorum, çok fazla mesaj geldi sizlerden Instagram'da. Çünkü merak ediyordunuz ve açıklama yapmıştım orada. Çok güzel, çok güzel mesajlar yazdınız. Gerçekten hepinize çok teşekkür ederim yanımda olduğunuz için ve büyüyen bir aile olduğumuzu gördüm. Herkese çok teşekkür ederim. Bundan sonraki videolar aynı şekilde devam edecek. Aldığım işte çeyizler, evimizi birlikte kuracağız, birlikte seçeceğiz, eşyalarımızı birlikte alacağız sizlerle birlikte. Yine görmek istediğiniz içerikleri her zamanki gibi bana yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim ve sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.